Ve o peygamberin ruhu ve diğer peygamberlerin ruhları hür, serbest. Sen İsa'dan bahsederken İsa aleyhisselam da duyuyor onu. Sen Musa aleyhisselamdan bahsederken Musa aleyhisselam da duyuyor onu. Sen Adem aleyhisselamdan bahsederken o da duyuyor. Sen Adem aleyhisselamı methettiğinde hoşuna gidiyor. Benim ceddim Muhammed ümmeti beni andı diyor. Kopup geliyor neredeyse. Veyahut da sen Yusuf aleyhisselamdan, Yunus aleyhisselamdan bir kıssasından bahsedince hem de Allah'ın emrini getirmiş oluyorsun. Hani peygamberine dedi ya, sen İshak'tan da bahset. Sen geçmiş peygamberlerden bahset dedi ya, sen Eyüp'ten de bahset dedi. Geçmiş peygamberlerden bahset diye Hazreti Muhammed Mustafa'ya da söyledi. Sen geçmiş peygamberlerden birisine edeple bahsedince, böyle büyük bir muhabbetle, aşkla ondan bahsedince, ondan bir kıssa anlatınca onların ruhları serbest. Onlar anında geliyorlar. Senin sohbet alakana da geliyorlar. Senin anlattığın anda onlar geliyorlar. Doğru anlatıyorsan kafalarını tasdik ediyorlar. Doğru anlattın diyorlar. Sen daha da heyecanlanıyorsun. Daha da aşklanıyorsun. Allah senin bilmediğini öğretiyor o zaman. Diyor ki benim peygamberlerimi andı. Bu sefer kalbine sanki Fırat Nehri'nden geliyormuş gibi geliyor, bilmediğinde geliyor, görmediğinde geliyor. Onların ruhları serbest çünkü. Cenab-ı Hak onların ruhlarını serbest etmiş. Siz onlara ölü demeyiniz demiş ya ayet-i kerimede. O peygamberlerin ruhları, ruhaniyetleri serbest. Onlar ölmediler. Onlara ölü demeyiniz. Onlar hala da vazifelerinin başındalar. Yeni bir kitap indirilmiyor sadece. Peygamberler peygamberliklerine devam ediyorlar. Dinde emeklilik yok. Onlar da emekli değiller. Onlar da ümmet-i Muhammed'in iyi olması için boyuna dolaşıyorlar. Ümmet-i Muhammed'in zorda kalanlarına dua ediyorlar. Onları ölü zannetmeyiniz. Onları böyle kimsesiz, sanki böyle siz kendinizi de kimsesiz zannetmeyiniz. O şehitlerin ruhları ölü değil. Onlar da diriler. Onlara da ölü demeyiniz diyor. O yüzden Allah yolunda şehit olanlar ölüler değil. Onlar da diri. Veliler, mürşidi kamiller, onlar da nefisle cihatlarını yapmışlar. En büyük cihadı yerine getirmişler. Heva heveslerini ezmişler. Şeytanı ezmişler. Nefislerini ezmişler. Allah onları kuşandırmış. Allah onları velilik elbisesi giydirmiş, mürşidlik elbisesi giydirmiş. Onlar da o hal ile öldüklerinden dolayı onlar da manevi şehit hükmünde. Onlar da şehit. Onları da ölü zannetme. Abdülkadir Geylani Hazretleri dediğinde duymadı diye düşünme. Cenab-ı Hak ona duyurucu. Ahmet er-Rufai Hazretleri dediğinde onu duymadı zannetme. Allah onu duyurucu. Hasan ile Hüseyin Efendimiz'den bahsedince duymadı zannetme. Onlar duyurucu. Allah onlara da duyuruyor. Onların da ruhları serbest. Bunlar çünkü 7. makamı da bitirmişler. Bunların önünde makam kalmamış. Bunlar ehadiyet makamında dolaşan ruhlar. Bu ruhlar peygamberlere en yakın olan ruhlar. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bahsettiği ümmetimden öyle veliler vardır ki beni İsrail peygamberlerine denktir dediği ruhlar bunlar. Bunlar kendi zamanın kutupları. Bunlar kendi zamanlarının kutup yıldızları gibi. Nasıl gece oldu bütün yıldızlar göründü ama kutup yıldızı yol gösterdi. O kutup yıldızı en parlak olan yıldız. Hepsi de yıldız. Allah'ın velileri böyledir. Hepsi de bir yıldız hükmündedir. Ama zamanın kutbu vardır, o kutup yıldızı gibidir. O kutup yıldızı gibidir. O yol göstericidir yolda kalanlara. İşte onların ruhları da serbesttir. Sakın onlara ölü demeyiniz. Onların da ruhları nedir?
serbesttir. Yeter ki biz edebimizle, adabımızla, erkanımızla, Kur'an-ı Kerim'e bağlılığımızla, sünnet-i seniyeye tabiliğimizle duralım. Eğer öyle durursak onların ruhlarının diri olduğunu ve onların ruhlarının hür olduğunu, serbest olduğunu görürüz.